Bugün de yepyeni lezzetlerle Mutfağım Şahane'ye başladık. Bugün stüdyomda Sultan Güçlü Yeter hanımefendi var. Kendisi İç Anadolu'da yaşam sürüyor, Yozgatlı, harika lezzetler yapıyor. Ve bugün ben de gelmek istiyorum dedi. Hemen stüdyoma misafir ettim. Bakalım Sultan Hanım'la neler yapacağız? Çerekotlu mini kurabiye yapacağız. Uzun süreli kavanozda saklayabileceğiniz ya da yapıp dolaba atabileceğiniz bir kurabiye. Şimdi cağ kebabı nasıl hazırlanır, nasıl pişirilir, nasıl yenir? Hep beraber bunu öğreneceğiz. İşte karşınızda cağ kebabı. Arabaşı çorbası yapıyoruz. Yozgat yöresine ait. Şimdi soğanlı börek yapıyoruz. Soğanlı böreğimiz harika olacak. Hem pratik hem lezzetli. Şimdi de Erzurum'un meşhur mu meşhur lord olması. Erzurum'a selam olsun diyoruz. Biz de şimdi arpa şehriyle salatayı yapmaya geri dönüyoruz stüdyomuza. Sultan Hanım hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Sizinle birlikte bugün çerekotlu mini kurabiye yapacağız. Uzun süreli kavanozda saklayabileceğiniz ya da yapıp da dolaba atıp aniden misafiriniz geldiğinde çıkarabileceğiniz ya da yapıp dolaba atabileceğiniz bir kurabiye. Malzemelerimiz neler? Malzemelerimiz neler? Hemen söylüyorum. Margarinimiz, tereyağımız var. Miktarları nedir? 125 gram olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kimisi tereyağını çok kullanmak istemiyor koku verdiği için. Kimisi de margarini kullanmak istemiyor. Size kalmış bir şey. Yani 2 yemek kaşığı margarin, 1 yemek kaşığı tereyağımız var. Aynen öyle. 1 kaşık sirke koyuyoruz. 1 yemek kaşığı sirke koyuyoruz. 1 çay bardağı çörek otu. Çörek otu koyuyoruz. Bir kabartma tozu, bir yemek kaşığı şekerimiz var, bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Yumurta sarımız var ve üstüne sürmek için de yumurta sarısı. Unumuz ne kadar? Unumuz da aldığı kadar. Çok aldığı sert kadar. Olmayacak, çok da yumuşak olmayacak. Tamam, hadi başlayalım. Çörek otlu kurabiye yapıyoruz. Bayılırım. Bir çay bardağı da sıvı yağımız var. Onu sıvı yağımız da burada. Hemen evet. Sıvı yağımızı getirdik. Şöyle bütün malzemelerimi boşaltacağım. Tamam. Şöyle koyayım. Harika. Zeytinyağımı koyuyorum. Tamam. Bir çay bardağı. Bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı sirkemizi ilave ettik. Çörek otumu koyuyorum. Ne kadardı çörek otu? Bir çay bardağı. Bir çay bardağı çörek otu. Tuzum, şekerim, pudra şekerim. Miktarları? Bir kaşık pudra şekerim, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da şeker. Tamam. Onları da ilave ettik. Şimdi öyle karıştırıyoruz. Malzemelerimizi yoğuruyoruz. Çıtır çıtır, kıyır kıyır, ağza dağılan, pastaneden en almanıza test. Gerek kalmayan harika bir kurabiye. Evet, bizim evin favorisi kendisi. Öyle mi? Evet, çok severiz. Harika. Özlem Hanım, size zahmet olmazsa un. Unumuzu evet. Tamam. Yavaş ufak ufak döküyorum, alabildiği evet, kadar. Evet, teşekkür ederim. Yoğuralım. Nasıl bir hamur elde edeceğiz? Çok sert bir hamur olmayacak. Çok da yumuşak olmayacak. Eli yapışmayacak. Kulak memesi kıvamı dediğimiz. Evet. Döküyorum. Evet. Kulak memesi kıvamında bir. Yani yaklaşık 2 su bardağı kadar un gidiyor. Tamam. Bir de unun kalitesine göre de değişiyor. Kontrollü dökmeleri daha iyi olur. Şimdi bir güzel yoğuruyoruz. Bakın. Biraz daha un. Evet. Çünkü çok cıvık bakın. Evet. Biraz kıvamı daha katılaştıracağız. Kıvamı olacak şekilde unu koyacağız. Evet. Kulak memesi kıvamında yakalayacağız. O çok önemli bir detay. Şimdi yoğuruyoruz. Bu çok kolay, çok pratik. Hemen şipşak yapılabilecek bir kurabiye. Neredeyse hazır şekillendirip fırına atacağız. Bu kadar. Hemen ben fırını yakıyorum. Kaç derece fırında pişireceğiz? 180 derece daha önce ısıtılmış fırında 20 dakikaya yakın pişirebilirsiniz. Süper. Şu an sanırım kıvama geldi bak. Çok güzel oldu değil mi? Biraz daha un istiyor. Biraz daha un istiyor. Çok az. Çok az. 2 bardağa tamam. Yakın un ilave ettik. Aynen. Birazcık daha yoğuruyoruz. Şekillendirmeyi de bunu normalde elimizde yuvarlak yapıyoruz ama ben şöyle yapıyorum. Şöyle bir top alıyorum. Tamam bakın şekillendirmeye geçtik. Yoğurduk hemen hazır hale geldi. Şöyle bir top alıyorum. Matımıza serdik. Evet. Bir beze aldık. Bir güzel yayıyoruz şu anda.
şöyle bir aparatım var. Aa ne güzel, bakın bu ne, nasıl bir aparat? Bunun her yerde var mıdır? Her yerde satılıyor. Vardır. Evet, her yerde satılıyor. Normalde bunu mirföyü sarıp da içine krema dolduruyorlar. He, ama ben şöyle yapıyorum. Şekli daha güzel, muntazam duruyor. Tamam. Ve beni oyalamıyor. Aa süper. Evet kesinlikle. Şöyle yapıyorum. Bu un mu? Un. Una batırıyorum ki yapışmasın diye. Yapışmasın. Çıkartacak mıyız bunu sonra? Tabii tabii. Çıkartıyorum şöyle. O zaman. Şöyle. Aynen, onu çıkartacağız. Sakın çıkartıp tepsimize yerleştiriyorum. Pişirme kağıdımıza. Evet. Şöyle, şunu şöyle alacağım. Alıyoruz çevresinden. Şöyle. Harika. Şöyle. Şeklini bozmadan. Şeklini bozmadan. Evet. Özlem Hanımcığım, siz de yumurtalayabilir misiniz? Tabii ki, ben de yumurtalıyorum. Şöyle tepsimizi kameramıza yanaştıralım. Evet. Yumurtamızı alalım. Şöyle. Sizin koyduğunuz bu güzel kurabiyeleri ben de yumurtalıyorum. Şöyle potluk kurabiye yapıyoruz. Bu şekilde de mini mini elimizde de yuvarlayabiliriz. Evet. İlla aparat almak zorunda değil. Ben sadece daha muntazam durduğu için tercih ediyorum. Evet, ama biz bu şekilde farklı farklı çakıl taşı gibi de yapabilirsiniz. Evet, bakın. Bunlar piştikten sonra belki yuvarlak olur, belki farklı ağza şekillere dağılıyor. Ağza dağılıyor, kıyır kıyır bir kurabiye oluyor. Mükemmel. Ve bunu çok tercih etme sebebim gerçekten de uzun süre tazeliğini koruyor. Evet, bu çok güzel. İçinde sirke olduğu için. Hı hı. Bir de çıtır çıtır yapıyor değil mi? Evet, ağızda böyle bir kıyır kıyır çayın yanında enfes bir tat oluyor. Harikasınız gerçekten. Şimdi bakın şöyle ikili ikili alıyorum. Anadolu'da öğrenmiştim annelerimden. Analı kızı yaparken, yuvalama yaparken. Siz o zaman misket köfte de yapmışsınızdır. Aa tabii. Yapmaz mıyız? Yöresel lezzetler bizden sorulur. Bir güzel yuvarladık. Evet. Şimdi fırın tepsimizi doldurduk. Biz aslında bu lezzetimizi şimdi fırına atabiliriz. Evet. Ve tabii ki yayından sonra biz buradaki kurabiye hamurumuzu değerlendireceğiz. Hatta ben bunu yapacağına götürürüm. Evet, dondurucuya koyabilirsiniz. Misafiriniz gelmeden 20 dakika önce çıkartırsanız kendisinden çözülür. Sadece yuvarlayıp yumurtalayıp fırına verebilirsiniz. Harika. Tazecik. Harika. Çok güzel oldu gerçekten. Akşam çayın yanına müthiş bir tat. Müthiş bir tat. Evet. Şimdi fırın tepsimizi, kağıdımızı doldurduk bakın. Bitti. Hemen bunu şimdi fırına atalım. Kaç dakika, kaç derecede pişirelim? Daha önce ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda 20 dakikaya yakın pişmesi yeterli. Harika. Üstü kızarana kadar diyelim. Tamam, üstü kızarana kadar kurabiyelerimizi şöyle pişiriyoruz. Evet. Kurabiyemiz şimdi 15-20 dakika kadar pişecek ve biz diğer lezzetimizin malzemelerini hazırlarken şimdi Yasin'e bağlanacağız. Yasin Anadolu'nun bambaşka köşelerini geziyor, bize harika lezzetler getiriyor. Bugün Erzurum'un olmazsa olmazı cağ kebabı. Cağ kebabı. Yan döner, yan devrilmiş döner diyorum ben cağ kebabına, dönerin yan hali. O zaman bakalım nasıl bir lezzet olacak? Erzurum'un olmazsa olmaz cağ kebabının tarifi şimdi Mutfağım Şahane'de. Of of, kokular kokular. Görüntü gerçi her şeyi anlatıyor ama Erzurum'a gelindiği zaman tadılacak ilk lezzetler arasında yer alıyor. Cağ kebabı. Erzurum'un dünyaca meşhur cağ kebabı. Şimdi cağ kebabı nasıl hazırlanır? Nasıl pişirilir? Nasıl yenir? Hep beraber bunu öğreneceğiz. İşte karşınızda cağ kebabı. Şimdi cağ kebabının mutfağına girdik ve cağ kebabının bütün sırlarını öğreneceğiz Ali Usta'dan. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk ustam. Cağ kebap tercihimiz bu bölge olmak üzere kuzu etinden yapılır. Evet, cağ kebabında ne kullanılır? Elimizdeki gördüğünüz kuzunun döşü. Tabii bunun sinir yatakları var. Çok ince de olsa arkadaşlarımız bir kısmını aldılar. Evet. Biz göstermek için de şöyle böyle ince detaylarını da kameranın karşısında alıyoruz. O zaman ustam cağ kebabı için kuzunun kaburgası yani döşü. Bu ve beş. Butu kullanılıyor, doğru but mu? But en birinci tercihimiz odur ama kol da var bizim elimizde şu anda, onu da kullanacağız. But yakası, iç but,
kaburga, bunlar siniri alınmış. Evet, orijinal Erzurum cağ kebabının malzemeleri neler usta? Kuzu eti. Kuzu eti. Soğan. Soğan. Tuz. Karabiber ama kokusu hala buram buram. Taze çeşilmiş karabiber, kesinlikle. Malzemeler bunlar. Malzemeler bunlar. Cağ kebapta başka bir şey olmaz, doğal hali budur. Birinci unsur soğan. Evet. Soğanımızı yaydık. Oh, oh. Çok güzel. Tuz. Üzerine tuz. Ben de yemesiz olsun usta. Tabii. Karabiber. Özel çekilmiş. Bir elinizi alın, koklayın. Özel çekilmiş. Karabiber. Siz koyun Karabiber de sizden bir daha gelsin. Çok güzel sektiniz. Tebrik ediyorum. Çok güzel. Beraber yapalım ki lezzetli olsun. Tabii. Maşallah. Devam. Aynı şekilde. Evet. Of of of. Bu soğanın verdiği tat, soğan da şu kalınlıkta olması lazım. Ne çok ince olacak sucibi, ne de çok kalın olacak. Bu etin içinde bu eriyecek. Hissedilmeyecek. Soğanı hissedeceksiniz. Böyle olursa tadını verir. Sıvı olursa acısını verir soğan. Oh oh oh. Görüntü şahane. Ben bir fotoğraf çekip hemen Instagram'da paylaşıyorum ustam. An itibariyle Erzurum'da cağ kebabı hazırlıyoruz. Ali Usta ile beraber. Evet, Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. Facebook ve Twitter'da Dünyanın Tadı. Of of of. Son katında kapattık. Üst katta biraz daha soğan yoğun. Vay 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 vay. Of. Biraz atayım mı ustam? Tabii var daha. Ben öğrendim cağ kebabı yapmayı. Artık İstanbul'da yapacağım. Size rakip geliyor ustam. Şimdi bu et... Salamura oldu. Bu et salamura oldu. Ne kadar bekleyecek? Bir gün, iki gün dinlenecek bu et. Ama şimdi bizim arkadaşlarımız hazır, içeride hazır etimiz var. İsterseniz burada hemen bir de şişe vururuz. Tamam, onu da dolduralım, gösteririz. Şöyle dolduralım. Dinlenmiş, terbiyede bekletilmiş, salamura edilmiş etlerimizi şişe geçiriyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi cağ kebabı bu şekilde şişe geçiriliyor. Toplayacağız. Şöyle şuradan kameranın göreceği şekilde şöyle evet, kenarları bir tike alıyoruz. Bu et salamurada pişmiş bir et. Şöyle bir çanı bırakıyorum. Görüyorsunuz. Bunun da pişmesine de gerek yok. Usta ne yaptınız? Çiğ çiğ. Gördünüz. Çiğ çiğ yediniz. Kurt falan yapmasın bir dede. Salamura'da pişirdiniz az önce. Salamura'da pişmiş et çok lezzetli, çok güzel. Bunu fazla pişirmeye gerek yok, kuzu eti zaten. Oh. Dağılıyor. Ustam iyice acıktı, ben de acıktım. Biz bu etleri çiğ çiğ yemeden, ustam ben yukarı çıkıyorum. Buyurun. Siz bunu geçirmeye devam edin. Başımızla beraber hemen bunu da hazırlıyoruz. Bundan da tatacaksın, emeğin var. Yukarıdakinden de tatacaksın. Of of of, işte görüntü budur. Bakalım lezzetli bu mudur ustam? Lezzet budur. Tadına bakacağız. Hemen ustam hemen iddialı. Döneri yan yatırmışsınız. Ben ilk görü görmez onu dedim. Hayır. Dönerin dedim yan yatmış hali. İkisinin eti tamamen değişik. İkisinin dönerden farkı ne? Hemen onu alalım. Onu. Hemen izah edeyim. Döner sığır etinden yapılır. Kuyruk yağıyla yumuşatılır. Başka şeyler de katılır içine. Ama cağ kebap sadece kuzu etinden yapılır. Aşağıda gördünüz. Kesinlikle dönerle cağ kebabın ikisi aynı bir şey değildir. Testlerde de aynı çıkmaz. Çünkü ikisinin eti tamamen değişiktir. Birisi kuzu etinden yapılır. Kuzunun da her yerinden değil. İncik kullanamazsın, cerdan kullanamazsın, göğüs yatağı kullanamazsın. Lokum olacak. Yağ kullanamazsın. Kuyruk yağı kullanamazsın. Çünkü kaburgasının kendi döşünün yağını kullanırsın. But kol kullanırsın. Şekilde gördüğünüz gibi. Ben size hemen ustam, bir tane artık, hemen artık, bir tane cağ hemen tadına bakıyorum. İşte görüntü bu. Hemen size takdim ediyorum. Bir tadınıza bakın. Of of. Bir tadınıza bakın. Lütfen. Yağlar akıyor görüyorsunuz. Tamamen kendi yağı. Kendi yağı. Kuyruk yağı yok. Kesinlikle. Kesinlikle kuyruk yağı yok. Yağlar akıyor. Tadına bakıyorum sen. Böyle mi yenir? Nasıl tabii yenir? Tabii ki. İsterseniz size eşlik edebilirim ben. Bunun çiğini daha çok seviyorum ama pişmişinde de size eşlik edebilirim. Hiç sıkıntı yok. Of of. Oo. Ben daha çok çiğ yemeği tercih ediyorum. Ustam. Ve tatavi yemeği tercih ediyorum. Bu ne kadar lezzetli. Ne kadar farklı. Şöyle söyleyelim. Ben iddia ediyorum. Dünyanın en taze pişmiş yemeği şurada pişti. Şurada yiyoruz. En taze, en sıcak, en güzel yemeği cağ kebap. O kadar lezzetli ki. Bu anlatılmaz. Yaşanır. Çok güzel oldu gerçekten.
Harika lezzetler yaptınız ustamla beraber. Şimdi biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir yandan pişiriyoruz fırınımızda mini o güzel lezzetimizi, kurabiyelerimizi. Şimdi biz harika bir lezzetle daha buluşturuyoruz sizi. Ne yapıyoruz Sultancığım? Arabaşı çorbası yapıyoruz. Yozgat yöresine ait çok güzel bir çorba. Özellikle kış aylarında tercih edilen, hazır kış ayındayız. Soğuklar varken İçimizi ısıtmak için yiyelim. Arabaşı çorbası yapmak istedim sizlere. Tamam, malzemelerimiz neler? Hemen hızlıca sayalım. Şöyle ilk önce muhallebisinden başlayalım. Bir su bardağı unum. Özlem Hanım alabilir miyim onu? Tabii ki bir su bardağı unumuz var. İki su bardağı ılık suyu koyuyorum. Tamam. İki su bardağı suyla unumuzu karıştırıyoruz. Onun dışında limonumuz, tereyağımız, salçamız var. Tuzumuz, pul biberimiz, karabiberimiz ve haşlanmış tavuk göğsümüz var. Evet. Şimdi şöyle bunu karıştırmadan önce ocağa 4 su bardağı su koydum. Tamam. Az da tuzunu atıyorum. Arabaşı çorbamızın şimdi hamurunu yapıyoruz. Evet. Onun suyumuzu karıştırdık. Muhallebimizi yapıyoruz. Evet. Şimdi bir güzel bakın suyumuz kaynıyor ve biz de bir yandan unumuzla suyumuzu karıştırarak muhallebimizi yapıyoruz. Arabaşı çorbası geliyor. Evet. Evet, karıştırıyoruz. Hiçbir pürüz kalmadı. Kalmayacak. Evet. Tepsimi suladım yapışmaması için. Çünkü bunları muhallebiyi dökeceğim. Soğuduktan sonra bunu böyle dilim dilim keseceğiz. Tamamdır. Şöyle. Şu an bunun kıvamı çok güzel oldu. Bu arada suyumuz kaynarken kurabiyelerimizi çıkartıyoruz. Harika oldu. Kurabiyelerimiz müthiş. Hemen koyalım buraya. Şunu şöyle koyabilirsin. Oo, müthiş oldu. Şimdi suyumuz kaynadı. Hemen açalım. Şöyle. Şimdi bakın unumuzu suyla beraber açtık, çırptık ve sıcak suyumuza ilave ediyoruz. 4 su bardağı suyumuz vardı. Ve 1 su bardağı unla bir miktar suyumuzu şöyle, bir arada çırptık. Ve şimdi muhallebisini hazırlıyoruz. Çok çabuk olacak muhallebisi. Hemen koyulaştı bakın görüyorsunuz. Katılaşması ve topak topak olmaması için sürekli karıştırıyoruz. Evet, bu aşamada karıştıracağız. Karıştıracağız. Şöyle gösterelim. Bakın çok güzel. Evet, çörek otu. Bu arada kurabiyemizin çörek otu da karışmış. Hiç sıkıntı yok. Evet, çörek ot güzeldir. Her derde deva. Aynen öyle. Muhallebimizde de dursun. Şimdi karıştırıyoruz bakın. Çok güzel. Hiç topak topak olmadı. Harika bir şekilde. Şimdi muhallebi hazır. Muhallebi hazır olduktan sonra ıslattığımız tepsimiz var. Bu görmüş olduğunuz tepsiye bir güzel muhallebimizi boşaltacağız. Hangi aşamada boşaltacağız? Nasıl bir kıvama gelmesi lazım? Sadece 2-3 dakika kaynadıktan sonra o zaten şöyle köpük köpük oluyor. Göz göz olacak. Bakın göz göz oldu. Göz göz olduktan sonra artık boşaltabiliriz. Tamam. Onun dans edecek olmuş. Yani. Dans ediyor bakın hamurumuz. Dans ettikten sonra olduğunu anlıyoruz. Kameraya doğru şöyle. Bir güzel, bakın bu güzel muhallebimizi, hamurumuzu boşaltıyoruz. Çok mis güzel gibi oldu gerçekten. Mis gibi koktu. Şimdi bunu soğumaya bırakıyoruz. Evet, bu şimdi soğumaya duracak. Tamam. Biz de çorbamızı yapacağız. Çorbamızı yapıyoruz. Tereyağımı boşaltıyorum. 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. Tereyağımızı evet. Tenceremize alıyoruz. Şöyle az bir şey zeytinyağı. Tereyağımızla zeytinyağımızı bütünleştiriyoruz. Şimdi 2 yemek kaşığı unumuz var. Onu da ilave ediyoruz. Kaynayan, eriyen tereyağımıza 2 yemek kaşığı unumuzu ilave ettik. Şimdi unumuzu kavuruyoruz. Pembeleşene kadar bu şekilde kavuracağım. Daha sonradan da salçasını koyacağım. Süper. Harika. Salçamızı ilave ettik. Köpük köpük göz göz oldu bakın tereyağımız. Rengini hemen değiştirdi. Şimdi onu da ilave ettik. Bir güzel salçamızı kavuruyoruz. Ekşisi çıkana kadar, kokusu çıkana kadar salçamızı kavurmamız gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Hepsini bir güzel kavuruyoruz. Şu anda salçamız çok güzel kavruldu. Şimdi önceden haşladığımız tavuğun suyunu boşaltıyoruz. Çorbamıza ilave ediyoruz. Tavuklu harika bir arabaşı çorbası mis olacak. Mis gibi de koktum. Çok güzel koktu. Şimdi ne lazım? Çırpacak, çırpacağı alayım. Tabii ki buyurun. Hemen şöyle hızlı bir şekilde çırpıyoruz. Evet. Oh, mis gibi oldu gerçekten. Arabaşı çorbası yapıyoruz.
tuzumuzu ilave ettik. Şimdi karabiber ve pul biberli. İsteğe göre ne kadar koymak istersiniz, ne kadar seviyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Oh, mis gibi oldu gerçekten. Şimdi ne yapıyoruz? Kaynayana kadar bu şekilde karıştırıyoruz. Için. Sen Sultancığım çorbayı karıştırırken ben de hemen tavukları dileyim. İri mi olsun küçük mü olsun? Fark etmez. İsteğe bağlı. Biz şöyle. Genelde evet evet o kadar yeterlidir. Tamam. Bakın hemen hızlı bir şekilde zaten tel tel oldu. O kadar güzel oldu ki dittiğimiz tavukları da arabaşı kaynayan suyumuza, tavuk suyumuza ilave ediyoruz. Şunu şöyle alalım. Mis gibi oldu. Mis gibi oldu. Çok güzel görünüyor. Ne kadar güzel koktu. Gerçekten öyle. Şimdi tavuklarımız hazır. Didiklediğimiz tavuklarımızı tenceremize ilave ettik. Ve ben şöyle boşaltıyorum bütün tavuklarımızı. Bol tavuklu harika bir arabaşı çorbası. Şimdi kaynamaya göz göz olmaya başladı. Bir 5 dakika kadar daha arabaşı çorbamızı kaynamaya bırakalım. Oo, kurabiyelerimiz çok güzel oldu. Kurabiyeler nefis görünüyor. Şu anda rejiden Sultan Hanım diyorlar ki kurabiyeler mükemmel. Şöyle. Oo. Çok güzel oldu gerçekten. Çorbamız bu arada kaynıyor. Şöyle kurabiyemizin de tadına bakmak istiyorum. Çok güzel görünüyor. Bakın minik minik kurabiyeler. Kıyır kıyır. Evet. Çayın yanına olmazsa olmazı. Çok lezzetli oldu gerçekten. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bayıldım. Çorbamız kaynamaya devam ediyor. Çok güzel oldu gerçekten ama muhallebisiz olmaz bu çorba. Evet. Muhallebiyi soğumaya bırakıyoruz ama biz yeni bir lezzetle devam ediyoruz. Şimdi sırada soğanlı börek var. Şimdi soğanlı böreğimin malzemelerini saymak istiyorum. Bildiğiniz kıymalı börek gibi o kadar enfes bir tadı oluyor. 4 büyük baş soğanım var. Baharatım, yağım, bir de 3 tane yufka bu kadar. Üstüne de 1 yemek kaşığı yoğurt ve yumurta sarısı. Şöyle yağımı alıyorum. Tereyağımızı ve zeytinyağımızı boşalttık. Soğanlarımızı kavuracağız. 4 baş iri soğanımız var. Soğanlı börek yapıyoruz. Çok lezzetli, şifalı olacak. İsterseniz tabii ki içine hani kıyma, peynir, ıspanak koyabilirsiniz ama bu lezzetin orijinali soğanlı olması. Soğanlarımızı boşalttık. Kıyma tadı veriyor bildiğiniz. Öyle mi? Soğanlar kıyma tadı veriyor. Aynen. Çok enteresan. 4 büyük baş soğanı incecik bakın rondomuzdan geçirdik. Şimdi soğanlarımızı bir güzel kavuruyoruz. Pembeleşinceye kadar soğanlarımızı sonra kavuruyoruz. Sonra da baharatımızı koyacağız. Baharatlarımız nedir? Tuz, karabiber, pul biber. Karabiberi biraz fazla olacak. Biberi isteğine göre koyabilirsiniz. Süper. Soğanlarımız kavrulsun. Sonra baharatlarımızı ilave edeceğiz. Ben yufkamı hazırlamak istiyorum. Yufkamız önemli bir detay. Bakın evet. Şöyle. Şöyle bir tane yufkayı alıyorum. Tamam. Yufkayı açıyorum. Tamam. Şöyle. Sonra şöyle yapıyorum. Hafiften böyle bakın. Evet. Katlıyoruz, kıvırıyoruz. Şöyle 4 parmak gelecek şekilde keseceğim. Harika. Şöyle bir güzel toparladık fiyonk gibi. Evet. 4 parmak kalınlığında dilimliyoruz yufkalarımızı. Ben yufka açamam, hamur açamam derseniz buyurun hazır yufkadan kolay bir börek tarifi size. Oh, soğanlarımız kavrulmaya devam ediyor. Hafif hafif pembelesin ama biz de arabaşı çorbamızın tadına bakalım. Bakın muhallebimiz bir güzel soğudu. Çorbamız mükemmel oldu. Soğanlarımızı kavurmaya devam ediyoruz. Soğanlarımız yavaş yavaş pembeleşiyor. Şimdi sıra geldi çorbamızı servis yapmaya. Hemen kasemiz burada. Bir güzel muhallebimiz soğudu. Nasıl bir lezzet olacak çok merak ediyorum. Sultancığım. Hemen servis ediyoruz çorbamızı. Tavuklu arabaşı çorbası. Oh. Şöyle kameralar görsün. Evet. Enfes. Kokusuna bakar mısınız? Çok güzel kokuyor. Ben arabaşı çorbasını Muğla'da yemiştim bir kez. Limonumuz. O kadar acıydı ki gerçekten bayağı acı aslında. Arabaşı çorbasının en büyük özelliği acı olması. Limonlu yerler. Limon. Şöyle
Ben az bir şey sizin için tadımını keseceğim. Tamam. Bakın şimdi muhallebimizi bir güzel dilimliyoruz. Arabaşı çorbasının olmazsa olmazı. Tabii. Ekmek gibi arabaşının olmazsa olmazı. Bir tane daha şöyle koyalım. Tamam, hemen yanına. Şöyle üstüne. Harika. Çok güzel oldu. İşte şu anda artık arabaşı çorbasının tadına bakabiliriz. Sunumu mükemmel. Evet, şimdi artık tadına bakıyoruz. Evet. Şöyle hamurundan, evet, birazcık çorbasından. Aslında normalde Anadolu'da bunu böyle büyük löp diye yutuveriyorlar. Tabii. Büyük büyük parçalarla. Tabii, tabii. Hatta boğazda kalanlar bile oluyormuş. Diyorlar ya, boğazında kalmadan mı? Kalmaması lazım. Bunu evet derken. Boğazda kalmaması evet. Lazım derler. Ben küçük parça aldım. Sultan Hanım, ellerinize sağlık. Afiyet şifa olsun inşallah. Çok güzel olmuş. Çok lezzetli. Bunu yayınladığınızda bir anket yapın. Arabaşı çorbası Konyalılara mı ait, Yozgatlılara mı ait? Konyalılar. Bunu da bilmiş olsun herkes. Konyalılar ve Yozgatlılar yazın bize, evet, söyleyin. Arabaşı çorbası nereye ait? Aslında ülkemizin en güzel lezzetlerinden tabii, biri. İç Anadolu. İç Anadolu lezzeti. Ama aynı zamanda farklı yerlerde de, yani ülkemizin bambaşka köşelerinde yapılıyor arabaşı. Tabii tabii. Ben Muğla'da da tattım, başka yerlere gittiğimde de tattım. Kimisi daha acı oluyor, kimisi daha hani hafif acılı oluyor. Damak farklı farklı göre. İçerikleri evet. Var ama çok güzel. Ülkemizin en güzel lezzetlerinden biri. Biz evet. Şimdi arabaşı çorbamızı tattık. Mükemmel oldu ama biliyorsunuz soğanlı börek yapıyorduk. Evet. Soğanlarımız çok güzel kavruldu. Evet, tuzumu koyuyorum soğanıma. Tamam. Bir güzel tuzumuzu attık. Pul biber koyuyorum. Tamam, pul biberlerimizi ilave ettik. Karabiberini biraz belirgin koyuyorum. Karabiberini belirgin koyuyoruz. Karabiberi bol olacak. Evet. Karabiberi olmazsa olmaz. Bu pastanelerde satılan kıymalı böreklerin iç harcı gibi oluyor. Öyle mi? Evet. Şimdi artık bir güzel soğanlarımız kavruldu. Şimdi böreğimizin içini, yufkalarımızın içini dolduruyoruz. Yufkamızın içini dolduralım. Ve bir güzel saracağız. Bakalım nasıl saracağız. Oo. Harika oldu. Gül böreği gibi sarıyoruz. Oo, çok güzel oldu. Evet. Ah, harika. Şimdi minik minik sarıyoruz. Harcını bu şekilde yapıp da başka türlü şekilde verebilirler. Hı hı. Bunu da sen sür, ben sarayım. Tamam. Bak şöyle. İnsanın yanında böyle yardımcısı olması ay, çok ne güzel. Demek, ben çok seviyorum. Değil mi? Mutfağı çok severim ben ve yapmaktan da yemek, tatlı, börek çok severim. Bakın kıvırdık. Bir evet, güzel. Bu kadar. Yumurtalayıp fırına vereceğiz. Vereceğiz. Şimdi ben de bu güzel böreklerimizi yumurtalıyorum. İçinde ne vardı? Soğan, karabiber. Yok, bu sosumuzun üstüne sürdüğüm. Bir tane yumurta sarısı, bir yemek kaşığı da yoğurt. Süper. Bu kadar. Harika. Bakın hazırladığımız harcımızı yufkalarımıza döşedik. Döşedikten sonra bir güzel sardık. Ve gül şeklini vererek geliyoruz. Artık böreklerimizi hazır hale getirdik. Evet, daha önce ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda atacağız. 20 dakika pişireceğiz. Tamam. Harika. Böreklerimizi attık ve şimdi artık fırında bir güzel pişirmeye bıraktık. Biz de bu sırada Yasin bakalım bize ne lezzet getirecek onu izleyelim. Erzurum'un meşhur lor dolması tarifi Mutfağım Şahane'de.
Bir de Erzurum'un meşhur mu meşhur lord olması. Evet. Muhittin Usta ile beraber yapacağız. Aynı zamanda Murat Usta. Murat Usta da var. Muhittin Usta, ne kullanıyoruz? Lord olması. Lord olması nedir? Öncelikle bize bir anlatır mısınız? Önce Erzurum'a geldiğiniz için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erzurum'un damak tatlarından işte lord olması. Malzemelerini sayar bulursak lorumuz, bulgur, kaymak yani süt kaymağı. Sütün de süt makineye vurup kaymak oluyor ya, kaymak. Pazı. 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 Bu pazı. Kışın pazı. Kışın pazı. Ha, siz biliyorsunuz mu? Kışın pazı. Yazın evelik ve baza yaprağı. Evelik de bu Erzurum'un? Erzurum'un yani kırda, çayırlarda, toplarda olan bir doğal bitki. Doğal bitki. Yani, baza da aynen öyle. Mevsimimiz kış olduğu için pazıya yapıyoruz. Tamam, izleyicilerimiz de zaten İstanbul'da veya başka şehirlerde pazıyı kolaylıkla bulabilirler. Tabii rahat rahat. Türkiye'nin her tarafında bulabilirler. Evet, bunun içini yapıyoruz. Önce içini hazırlayacağız. Ha, tabii, önce içini hazırlayacağız. Şimdi Murat ustamız içini hazırlayacak. Pazılar haşlanmış. Tabii, pazılar haşlanmış. Bulgur. Bulguru ıslamamız gerekiyor, haşlamamız gerekiyor biraz. Bu ıslanmamış bulgur. Evet. Bu da şişirilmiş, ıslanmış bulgur. Yani kıvamını karıştırmak için hale gelmiş. Şimdi Murat ustamız bunun bulgurunu dökecek. Evet, önce içini hazırlıyoruz. Önce bulguru koyduk. Üzerine, ondan sonra üzerine lor peyniri. Erzurum peynirleriyle meşhur. Evet. Kaç çeşit peynir var Erzurum'da? Erzurum'da lor peyniri var, çürük peyniri var, cibil peyniri var, kaşar peyniri var, efendim küflü peynir var. Peynir çok Erzurum. Küflü peynir deyince kızıyorlar ama Erzurum'da. Yok küflü peynir diye bakacağım. Gövermiş peynir. Gövermiş peynir. Gövermiş peynir. Şimdi efendim dolumuzu da burası ustamız döktü bunun üzerine. Şimdi evet. Ne geldik? Kaymak. Of, üzerine kaymak atıyoruz. Kaymağımızı dökeceğiz üzerine. Kaymağımızı döküyoruz. Aha. İlk defa görüyorum kaymaklı bir dolma. Yağ yok. Dikkat edin. Yağ yok. Yağ şu anda yağ yok. Yağ safhası var ama oraya geleceğiz daha. Normalde Erzurumlar tereyağsız yemek yapmaz. Ta. Şimdi ustamızı karıştırsın. Kıvama geldi. Evet. Kıvamı budur. Kıvamı evet. Evet, nasıl sarılıyor? Şimdi böyle bunlar haşlanmış ya. Evet. Pişmişen içerpi. Şimdi ustamız bunu alıyor, böyle açıyor. Teker teker mi, ikişer ikişer mi? Şimdi yaprağın şeyine göre. İnceliğine. İnceliğine göre ve sağlamlığına göre. Evet, bir tane aldık. Şimdi bu sağlam. Tamam. Bu sağlam. Bir tane de ben var, becerebileceğim ustanın yanında ama. Şimdi şöyle alıyoruz efendim, böyle. İçinde bol koyuyoruz. Evet, tabii bol olacak. Oo. Şimdi bunu biz, bu Erzurum'un ta eskiden beri annelerimizde, nenelerimiz ve annelerimizin, şimdi eşlerimizin yapmış olduğu yemektir. Besini fazladır, sonra doğaldır. Şimdi Murat ustamız son dolmasını da sardı. Ve şimdi bunu da buraya koydu. Şimdi üzerine tekrar kaymak. Of of of, bol kaymaklı lord olması. Şimdi bunu sürdükten sonra bu şimdi fırına ver. Su dökmüyor musun? Su yok. Ustacığım, su yok, su yok. Bu şimdi kendi yağını şey olacak, su olmaz. Bu şimdi et dolması değil efendim. Evet. Bu lord, evet, kaymak. Erzurum'a geldim geleli ilk defa etsiz ve tereyağsız bir yemek yiyeceğim. Evet, şimdi tereyağı yiyeceksin. Yok. Tereyağı olacak mı? Şimdi üzerine tereyağı koyacağız. Şimdi bu fırına vereceğiz. Tamam. Fırından biçtikten sonra, yani sıktıktan sonra servisirken böyle de ortaya konur, üzerine tereyağı, yoğurt dökülür ve de servisimizi yapacağız. Yanına yoğurdun, üzerine tereyağını vereceğiz. Ondan sonra da afiyet olsun yiyeceğiz. Hadi, ha, şimdi bu şöyle de olabilir. Bak şöyle söyleyelim. Bunun yoğurdunu yapacağız servisden. Sarımsak da koyulursa daha iyi. Ama bazılar sarımsak sever veya sevmez. Evet, dokunabilir. Ha, ustacımız bunu şimdi hemen fırına götürür. Fırına gönderelim. Tadına bakalım. Lord olmamız fırından çıktı. Muhittin Usta masayı da süsledi. Yanında bizim kompostumuz da var, olmazsa olmazı. Tereyağımız da hazır. Murat Usta tereyağını tereyağı eritmiş. Tereyağını da şimdi dökelim. Murat en son üzerine tereyağı. Normal üstüne dök. Erzurum'un olmazsa olmazı bakın. Güzel. Of of of. Bol tereyağı olsun böyle yukarı doğru. Oh. Ben de fotoğrafını çekeyim ve paylaşayım Instagram'da. İşte Erzurum'un meşhur lord olması. Hemen Instagram'a atıyorum. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. Facebook ve Twitter ise Dünyanın Tadı. Biz sosyal medyadan takip edin. Ben daha fazla dayanamayacağım. Çok güzel koktu. Kaymaklı, tereyağlı.
Lor peynirli lor dolması. Afiyet olsun. Nasıl yenir? Bölelim. Şöyle yapalım. Evet, artık tadına bakalım. Şöyle keselim. Çok büyük çünkü. Yoğurduna kadar. Peynirleri görüyorsunuz. Lor peynirleri, kaymağı. Yoğurdundan alalım biraz. Ve tadına bakalım. Senin de bir tane de ben tadarım bakalım. Of of of. Ustam bu nasıl bir dolma? Yok böyle bir tat. Yok böyle bir tat. İnanılmaz lezzette. Ben dayanamayacağım. Yayını burada keselim. O tepsiyi bitirmeden bir yere gitmem ustam. Bayıldım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet. Teşekkür ederiz. Ben herkese yapabiliyorsa yapmalarını, yapamıyorlarsa Erzurum'a gelip Muhittin Usta'nın elinden yemelerini tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Yasin'cim çok teşekkür ediyoruz. Harika oldu. Ellerinize sağlık. Çok güzel yaptınız. Erzurum'a selam olsun diyoruz. Biz de şimdi arpa şehriyle salatayı yapmaya geri dönüyoruz stüdyomuza. Evet. Böreklerimiz pişiyor. Böreklerimiz pişerken şimdi arpa şehriyle salatamızı yapacağız. Şimdi malzemelerimiz neler? Bir su bardağı haşlanmış arpa şehriyemiz var. İnce doğranmış yeşil soğanımız, dereotumuz var, sıvı zeytinyağımız var, limon suyu var. İsterseniz nar ekşisi, ben genellikle kullandığım için yine kullanmak istedim. İsteğe bağlı. Çok ekşi sevmiyorsanız nar ekşisi kullanmak zorunda değilsiniz. Közlenmiş kırmızı biber, salatalık turşusu, konserve mısır. Süper. Şimdi o zaman hemen yapmaya başlayabiliriz. Tamam. Sırayla bütün malzemelerimizi koyacağız. Şöyle. Evet, bakın salatalık turşumuz var. 3-4 adet. Bir kutu konserve mısır. Mısırımız var. Birkaç dal dereotu ve yeşil soğanımız var. Onları da ilave ettik. Çok pratik, çok kolay bakın. O kadar lezzetli ki hafif beslenmek istiyorum. Kilo aldım, fazla ağır yemeyeceğim diyenler için harika bir seçenek. Harika bir tadı oluyor. Közlenmiş kırmızı biberimiz var. Bütün marketlerde var. Közlenmiş şekilde satılıyor. Alabilirsiniz. Evet. Görüntü olarak da. Şimdi nar ekşimizi koyduk ve aynı zamanda bir de içinde yağımız vardı. Hayır, limonlu. Limon. Rengarenk. Şimdi döküyoruz zeytinyağımızı da. Masaları şenlendirecek harika bir görsel. Tat olarak da enfes. Çok güzel oldu. Çok şöyle, pratik ve çok lezzetli. Evet. Tuzunu da göz kararı şöyle ilave ettik. Çok kolay oldu. Bu kadar, bitti. Hemencecik 5 dakikada hazır. Evet. Kolay salata. Çayınızın yanına. Harika gider. Görsel olarak çok şık. Evet, görsel olarak çok şık. Renk olarak harika. Lezzet olarak bütün malzemeler birbirine çok yakışıyor. Hem göze hem de mideye hitap eden ediyor. Harika bir tarif oldu. Daha önce hiç duymamıştım ama şu anda Sultan Hanım'dan öğrenmiş olduk. Çok lezzetli, çok tatlını güzel bir istiyorum. Salata. Hemen tadına bakıyorum. Sultan Hanım, şuradan şöyle alıyorum. Akşam sofralarını şenlendirecek. Bugün bayağı akşam yemekleri şenlenecek. Sofralar renklenecek. Bir tariflerimiz oldu. Böreğimize de bir bakalım. Piştiyse hemen onu da çıkartalım. Aynen öyle. Bu arada o kadar lezzetli olmuş ki. Biraz müthiş. Aromalar harika. Turşu çok yakışmış. Közlenmiş biber efsane. Hele dereotu o kadar güzel olmuş ki. Ellerinize sağlık. Dereotunu daha fazla da koyabilirler. Ne kadar koyarlarsa o kadar da lezzet veriyor. Arpa ile çok güzel birbirlerine yakışıyorlar. Çok güzel olmuş. Herkes denesin. Çok güzel lezzetler yaptık bugün. Şimdi böreğimize bir göz atalım. Acaba böreğimizin durumu ne? Onu da servis edelim. Oh 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 oh. Harika oldu. Gel tatlım. Böreğimizi çıkardık. Çok güzel görünüyor. Ellerinize sağlık. Hemen tadına bakmak istiyorum. Tamam. Hemen servis tabağına alayım. Şöyle. Tamam. Of of of. Bakar mısınız şu güzelliğe? Yumuşaklığı. Gül böreği yaptık. Soğanlı. Soğan böreği. Gül şeklini verdik. Mükemmel görünüyor. Hemen şuradan şöyle. Ay yumuşacık. O kadar güzel ki. Tadına bakıyorum. Uf, çok sıcak yalnız var ya. İnanılmaz. Müzik.
Ama kıymalı börek tadı yok mu? Var. Değil mi? Kıymalı börek tadı. Soğanın lezzeti o kadar güzel ve karabiberle uyumu o kadar mükemmel ki gerçekten de böyle hani kıymalı börek yiyor gibi bir his var. Evet, kıymalı börek tadı veriyor zaten ağızda. Çünkü soğanla tabii kıymalı börek yapılırken soğanla kavrulduğu için o lezzeti burada hissedebiliyorsunuz. Mükemmel olmuş. Elinize kolunuza sağlık. Afiyet olsun. Şimdi biz reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine buradayız. Önce reklamlar. Reklamları izlerken çok güzel yemeklerinizi yedik Sultan Hanım. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel oldu. Bugün Sultan Hanım'ın o kendi yaptığı spesiyallerini ve özellikle de Yozgat yöresine ait şahane lezzetleri yaptık. Ben de yaparım diyorsanız sizi de bekliyoruz stüdyomuza. Bize Instagram üzerinden esirgenç ve dünyayı tadıyorum Instagram hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz. Direkt mesaj atarak iletişim bilgilerinizi bırakın. Size geri dönelim ve o güzel lezzetlerinizi, tariflerinizi burada hep beraber yapalım. Sultan Hanım, çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten de çok eğlenceli bir yayındı. Çok zevk alarak aldım. İnşallah bir dahaki sefere görüşmek üzere. Evet, kesinlikle. Bir daha bekliyoruz sizi o güzel yemeklerinizi yapmak İnşallah. Üzere. Biz o zaman şimdilik sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte, saatler 11.30'u gösterdiğinde biz yöresel lezzetlerimizle Kanal Yedi ekranlarındayız. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyoruz. Bol lezzetle kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.